Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama sınavımız da yaklaştı arkadaşlar. Şimdiden tüm arkadaşlara, YKS'de arkadaşlar, başarılar dilerim. Her şey gönlünüzce olur inşallah. Dualarımız sizinle. Evet arkadaşlar, soru çözümüne başlayalım. Bir yaya uygulanan kuvvet ve yayın bu kuvvet etkisindeki uzama miktarına ait değerler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre bu yay ile özdeş olan bir yaydan yapılan dinamometre ile 1-2-3 cisimler hangileri ağırlığı ölçülebilir. Arkadaşlar yay esnek bir malzemedir. Şurada bir yay var. Arkadaşlar yay sabitini K harfiyle gösteriyoruz. Yay sabiti, esneklik sabiti iki şeye bağlıdır. Yayın boyuna ve arkadaşlar yayın yapıldığı malzemenin cinsine bağlıdır. Peki arkadaşlar bu yayın üzerine bir cisim asıldığı anda arkadaşlar yay sabiti K bu cismin ağırlığının belirli bir ölçüsüne kadar doğru ölçüm yapar. Belirli bir süre sonra ağırlık artırınca yayın artık esnekliği bozulur, yay açılır, yay doğru ölçüm yapmaz. Peki arkadaşlar tablo sorularına aman dikkat edin. Sorumuz arkadaşlar uygulanan kuvvet. Kuvvet burada ağırlık oluyor. 10 Newton uygulayınca arkadaşlar yay 5 milim kadar uzamış oluyor. Yaydaki uygulanan kuvvet arkadaşlar kuvvet arttıkça yayın uzama değeri de artıyor. Meşhur F eşittir KX formülü, Hooke yasası denilen bir yöntem. Arkadaşlar uygulanan kuvvet arttıkça uzama da artıyor ki onun da aynı yönlü ve doğru orantılı. Arkadaşlar uygulanan kuvvet 10 Newton olunca 5 milim kadar yay uzamış oluyor. Peki kuvveti artırım 20 Newton oldu, yay 10 milim kadar toplam uzamış oluyor. Yani her 10 Newton uygulayınca yay 5 milim kadar ekstra uzamış oluyor. Kuvveti artırdım 30. Arkadaşlar yay doğru ölçüm yaptı. 5 daha arttı 15 milim. Kuvveti artırdım 40 oldu. 5 milim kadar da arttı 20 milim. Peki nereye kadar? 50 Newton uygulayınca arkadaşlar yayın uzama miktarı 5 artmıyor. 3 milim kadar artmış. Artık yayın esnekliği bozuldu. 40 Newton'a kadar doğru ölçüm yapılıyor ama 50 Newton'dan sonra yayın artık esnekliği bozuluyor. Yay açılmış oluyor. 60 Newton uygulayınca daha da az uzamış olur. Peki hangisine doğru ölçüm yapılabilir? 10 Newton ağırlık. 10 Newton uygulayınca yay arkadaşlar 5 milim kadar arkadaşlar düzgün olarak ölçüm yapar. 10 Newton'u ölçebilirsiniz. Peki 5 kilogram kütlesi olan. Arkadaşlar kütlesi 5 ise ağırlık M çarpı G'dir. Kütle yerine 5. Yer çekimisini 10 kabul et diyor. Çarpı 10. 5 çarpı 10'dan 50 Newton. 50 Newton'u doğru ölçümüz. İkinci ifademiz yanlış. 3. Hacmimiz 0,006 metreküp. Yoğunluğu 2000 olan. Arkadaşlar yoğunluk ve hacim verilmişse biz buradan kütleyi meşhur öz kütle formülü D'muzer veya M eşittir D çarpı V'den bulabiliriz. Arkadaşlar D maddenin yoğunluğu. Maddenin yoğunluğu 2000. 2000 değeri arkadaşlar. Peki hacmi buradan 0,006 arkadaşlar çarpınca cismin kütlesi buradan 12 kilogram gelir. Peki arkadaşlar dinamometre kütleyi değil ağırlığı ölçer. Ağırlık da M çarpı G'dir. Cismin kütlesi 12, yer çekimimiz 10. Çarpınca ağırlık 120 Newton'luk bir değer. Arkadaşlar 50 Newton'la zaten esnekliği bozuldu. Doğru ölçüm yapılamadı. 120 Newton'da bu değeri ölçümü yapmaz. Cevap şık arkadaşlar yalnız bir A olur.